Oo, hızlısın. Hemen başlamışsın. Hiçbir beklemeyim. Göstereyim bir videoda falan yok. Herkese günaydın. Günaydın. Önce ses dediğim ki güzel ya da çirkin Ha. diyerek hemen başlayayım. Tamam. Biz bugün Novi Sad'dayız. Novi Sad, Belgrad'ın daha biraz daha üstünde. Budapeşte'ye yakın bir şehir. Biz geçen senelerde 2019'da biz buraya gelmiştik. O yüzden gene buraya geldik. Bildiğimiz yer, ettiğimiz yer gibisinden. Bir saniye. Yolumuzun üzerindeydi Belgrad'da, Novi Sad'da. Novi Sad'ı daha çok beğenmiştik aslında. O yüzden geçerken Novi Sad'da duralım dedik. Zaten saat geçti. Hani hem Belgrad'da hem Novi Sad'da durma gibi bir şeyimiz olamazdı. Direkt Novi Sad'a geldik. Belgrad'da da olduğumuz saat çok saçma bir saat olacak. Yani çıkıp yemek yesek, bir şeyler yapsak ona uygun değil, geç kalıyoruz. Gidip uyusak erken oluyor falan, böyle saçma sapan bir saatte olunca biz 1,5-2 saatlik bir mesafe ekseden burası. Buraya doğru geldik, hem de yolumuzu kısalttık. Yoğurtla ayran arası bir şey gerçekten. Bak, yoğurt desen yoğurt değil, ayran desen ayran değil. Ama birazcık su katarsan ayran olur. Çok ortadan acaba hangi konuya girdim? Şöyle, burada yoğurt diye şöyle şeyler satılıyor. Bunlar böyle sulu yoğurt ama ayran kadar da şey değil. Sulu değil. Ben yiyorum, Sen evet. yiyorsun, bir de konuları ortadan alıyorsun. Bir topla. Neyse, geldik akşam burada kaldık. Şimdi sabah kalktık. Burada pazar kurulu. Bugün aynı zamanda pazar günü. Pazarın burada bir böreklerimizi aldık. Peynirli ve sebzeli patatesli aldık. Patatesli. Bunların tamamı 700 küsür falan tutuyor. 740. 740 da işte ne kadar olur? 6 euro falan ödüyor herhalde mi? Vallahi. Ha, 116 euro, 116 euro, 116 dinar 1 euroydu. İşte 5-6 euro falan. Aa, güvercin kameraya çarpıyordu. Buranın bu arada Sırbistan güvercinleri çok arsız, haberiniz olsun. Burası bu arada Novi Sad güzel yer. Ya, videonun devam kısmında da anlatacağız. Biz en iyisi yemeğimizi yiyelim, şekerimiz vücudumuza şeker girsin, kafamızı toplayalım. Videoda görüşürüz, devamında Ben görüşürüz. zaten yiyorum. Kahvaltımızı, böreğimizi yedik, şekerimizi yerine topladık. Oradan pazar yerinden azıcık böyle bir 2 dakika yürüme mesafesinde şehrin meydanı olan Özgürlük Meydanı'na geldik. Arka tarafta şu arada gördüğünüz Katedral. Katedral, şehrin katedrali. Roma Katolik Katedrali diyorlar, Meryem Ana Katedrali diyorlar ama hani asıl kurulan isim Roma işte Katolik Katedrali diye bir katedral. 1895 yılında yapılmış, 76 metreymiş. Şehrin en yüksek katedrali diyorlar. Sonra 1904 yılında yangınla çatısı, şu renkli çatı çökmüş. Ondan sonra tekrar bunu şey yaptıktan sonra, restore ettikten sonra bombalama dönemi dedikleri dönemde hiçbir zarar almadığıyla da gurur duyulan bir yer. Hemen buradan yan tarafta şöyle hafiften döndüğümüz zaman şehrin kurucu arkadaşı şöyle alamadım ben herhalde. Şurada da şehrin kurucusu Bişi Miletiç. Evet, çok güzel tanıtımlar. Böyle onun heykeli var. Hemen buradan da döndüğümüz zaman arkamızda da zaten şehir, ne deniyordu buna? Hükümet binası. Hükümet binası, valilik ya da işte artık ne derseniz onun olduğu bir meydan. Burası bol bol meydana çıkıyor yani. Burada bir meydan var, başka bir Tabii. tarafta başka bir meydan var. Çok güzel, böyle trafiğe kapalı, kafelerin vesaire olduğu, herkesin işte böyle takıldığı, eğlendiği bir alanları var. O yüzden bence Novi Sad daha güzel, daha keyifli bir yer. Bir de çok böyle üniversite ve şey var değil mi? Neydi, Ya burası öğrenci çok üniversite şehri fazla. aslında biraz. Belgrad kadar turist bir yer değil. Hani bir şey de hani gelen insanlar ya burada da bir yer varmış deyip geldikleri yer, ama genelde insanlar seviyor. Yani önerim, bir 3 gün ayırıyorsanız Sırbistan'a, bir gün en azından Evet. Belgrad, şey Novi Sad'a ayırın. Zaten 1,5 saatlik falan bir mesafe. Çok keyifli bir yer burası. Yani hani burası böyle turist koşturma yeri değil de turist olarak dinlenme yeri. Hani oturayım, meydanının bir tanesi de kahve için, bir yerine gideyim, orada bir şeyler yiyeyim, oradan biraz daha aşağı yürüyeyim, orada bir şeyler göreyim Sulan denilecek. Nehri'nin kıyısında takılayım. Evet. Spor yapayım. Der misin spor Spor yapalım demeyiz büyük ihtimalle de, takılalım diye. Öyle güzel bir şehir. Ben seviyorum yani burayı açıkçası. Çok büyük bir şehir değil. O zaten hani böyle ne yapacağız, ne edeceğiz gibisinden bir şey değil. Bir zaten bu meydanımız var. Ana meydan. Oh, kamerayı bozdum. Şeyde Tuna Nehri'nin kıyısında Novi Sad Kalesi, işte Belgrad Kapı denen bölgenin olduğu yer var. Evet, ikinci tarafta. Orası daha eski bir bölge olarak geçiyor. Yani eski derken
İşte tarihi bilimce bir şey bölgesi olarak geçiyor. Yani böyle birkaç tane küçük kilisesi, birkaç tane meydanı olan küçük, basit, güzel, keyifli bir şehir. Evet, yani Sırbistan'a gelme planınız varsa mutlaka listeye eklemek gerekiyor. Bir hem gün, tren var hem otobüs tabii. var. Fıtı fıtı geliniyor zaten. Tren fiyatlarını, otobüs fiyatlarını falan bulursam eklerim şey ekranı da, hani onların ne kadar olduğunu bilmiyorum. Biz buraya 2019 senesinde geldiğimizde bir gün ayı, tabii bir buçuk gün falan burada kaldık. Bir gece kalıp bir buçuk gün falan burada geçirmiştik. Çok sevmiştik ki biz geldiğimiz zaman hava bu kadar güzel değildi. Hava nasıldı, yağmur? Yağmur, soğuk. Ama çok keyif almıştık. Şimdi biz bir kahve içelim. Sonra zaten araba Tuna Nehri'nin kıyısındaydı. Oraya bırakmıştık otoparkı. Ben bu arada gittiğimiz yerlerde kaldığımız konumları ekleyeceğim, her şeyleri. Altları ekleyeceğim. Alta bakarsınız ya da isimlerini oraya yazarım. Şimdi bu süreci nasıl gideceğini bilmiyorum. Oradan karşıya geçersek kale tarafına geçeriz. Oradan da artık biz bugün Macaristan'a doğru yola devam. Çıkacağız inşallah. O zaman bir sonraki yer, yani Novi Sad'daki bir sonraki yerde görüşürüz. Evet, videolara klişe bir ara veriyoruz ve ufak bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Biz bir Avrupa seyahatindeyiz. İstanbul'dan çıktık, şu an İsviçre'deyiz. Bunu da yani şöyle güzel bir manzarada klişe ara vermek istedik aslında. Videoları beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Çünkü kanalın büyümesi için bu çok önemli. Kanal istatistiklerine baktığımız zaman videolarımızın %85'i abone olmayan kullanıcılar tarafından izleniyor. O yüzden bu destek bizim için çok önemli. Eğer ki bizim için bile değil, şu güzel orman manzarasının hatırına bir abonenizi ve like'ınızı alırız. Bu seyahatte de farklı farklı Avrupa ülkelerinde gezilerimiz var. Onların hepsi içinde işte farklı bilgilendirme videoları olacak. Hepsini siz de severek izlersiniz umarız. Biz gezerken çok eğlendik. Eğlenmeye de devam edeceğiz inşallah. Bu kadar. Bu kadar. Diğer abonelerde, diğer videolardan da haberdar olmak için de zili açıp bildirimleri açarsanız bütün seyahatin videolarını kaçırmadan izlemiş olursunuz. O zaman hadi İsviçre devam etsin. Arkamızda da Sırp Ortodoks Katedrali bulunuyor. Bu da buranın diğer tarihi noktalarından bir tanesi. Zaten bu az gösterdiğimiz yerlerin hepsi bu arada birbirlerine böyle 100 metre, 50 metre falan mesafede olduğu için çok bir yürümenize gerek yok. Boş boş dolaşırken etrafta görebiliyorsunuz buraları. Burası çok güzel bir katedraldi. Biz daha önceden geldiğimizde içine girdik ama bugün pazar olduğu için hala içeride ayin var. Evet, şu an devam ediyor. Sesler buraya kadar da geliyor bu arada. Umarım. Yansıyor mu bilmiyorum duymuyor, da. Duyulmuyordur umarım diye düşünüyorum. Duyuluyorsanız da kızacağım zaten. Kısır. Çok o zaman ses geliyor. Etrafta uğultu geliyordur o zaman. Şu an şey yapıyorlar bence. İlahi gibi. İlahi gibi bir şey yok. Sordum sarı çiçeğinin. O yüzden kısmaya gerek yok. Duyuluyorsa duyulsun. Tamam o zaman. Burası da böyle. Yani güzel, buraya da geldiğiniz zaman tabii pazar günü gelmemeye çalışın. Halde bu katedralleri, kiliseleri gezmek istiyorsanız içleri gerçekten çok güzel ama hafta sonu ya şu pazar an günü. Bizim cumalarda olduğu gibi arkaya hani böyle dışarıya şey atarlar ya. İnsanlar kapının dışına falan taşmış durumda yani. Bayağı kalabalık bu arada. O yüzden pazar günlerinde bırakmayın bu tarz gezileri. Aklınızda bulunsun. Şimdi biz hemen buradan sırtımızda. Bu arada bizim bulunduğumuz yer katedralin girişi. Diğer taraf çok kalabalık olduğu için biz ikinci giriş. Açık olmayan kapısını kullanıyoruz şu anda hemen yan tarafında. Sadece böyle katedralin üstü gözüksün diye buraya geldik. Tam şimdi buradan da arkaya döndüğümüz zaman bugün pazar varmış. Pazarın içinden geçeceğiz. Orayı size bir gösteririz. Oradan da işte şu eski kalenin olduğu tarafa gideceğiz. Orayı da gösterip herhalde kapatacağız diye düşünüyorum. Haydi şimdi pazara doğru devam edelim. Pazarda devam edelim dediğim de şurası. Şurası pazar. Ama çok güzel pazar. Çok güzel turplar vardı. Vallahi eve dönecek olsam alırım turp. Ha. Kütür. Bak dereotu, domates, çilekler çok güzeldi ve çilek ne kadardı? 150 mi? 250 Sırp dinarı mıydı? Neydi? O zaman ne kadar ediyor? Vallahi az bir şey ediyor. Çok da bir şey etmiyor. Bizde şey çilekleri bayağı pahalıya satıyorlar artık. Şöyle 1 euro 116 şey mi? Sırp dinarı mı? Ne? Sırp dinarı. İşte 250 yani. 2 euro gibi bir şey 2, düşün. 2-2,5 euro. 70 lira bizde de zaten hani o şeydi.
Zaten sorun şu. Dur ben seni şöyle alacağım da. Bir saniye. Zaten hani verdiğin paradan ziyade düzgün de bulamadığın lezzetsiz bir şey olduğu için o can sıkıyor aslında. Çok güzel. Kırmızı kırmızı. Kokulu kokulu hepsi. Alır acaba bir şey mi alsak mı? Alışveriş yapasım geldi. Sen bir çileği çok yükseldin. Çilek şey, taze soğan, dereotu. Taze soğan da götüremeyiz herhalde. Hani alsak da bir şey yapamayız. Eve gidecek olsam hepsini alırım. Ya. Biz bu arada böyle ülke içine bir yerlere gittiğimiz zaman kesin bir pazara denk geliyoruz ve o pazara girip alışveriş olur. Ya arabada her seferinde Güldez'e çaktırmadan pazardan alışveriş payı bırakıyorum mesafe olarak. Şimdi pazarın içine doğru gidiyoruz. Gidiyoruz. Sen şey yaparsın artık. Böyle buraları kesip birleştirirsin, bir şeyler yaparsın. Şey ya, biraz bende mesafeni tut da ben sana uzaklaşıyorum, sen tekrar geliyorsun. Bak kovboy amcalar şey yapıyorlar. Bizdeki aşk kahvenin insanı. Benzeri burada da var. Ama fark olarak ağzına ağzın. Hızlı döndüm ama. Fark olarak amcalar burada bira içiyorlardı. Burada daha hepsi açılmamıştı. Şu an buradan üçüncü geçişimiz. Yavaş yavaş açılmaya devam ediyor. Ya. Üçüncü geçten şeyi anlayabilirsiniz. Novice adı ne kadar bir mesafe olduğunu anlayabilirsiniz. Yani bir yerden bir yere geçerken bir yerden geçiyorsunuz tekrar ister istemez. Ama gerçekten burası keyifli bir şehir ya. Ben seviyorum burayı. Tekrar geldiğimiz için de açıkçası mutluyum. Evet, güzel oldu. Seneler sonra görmek. Kuretlere bak. Ya bir kuret alsaydık ya gerçekten ya. Dönerken alırız onu. Dönerken gene aynı güzergahtan geçeceğiz. Sırbistan'dan geçeceğiz mi? Şimdi ben ona göre elimde Sırp dinarı var. Harcayalım mı kalsın mı biraz? Yok yok, dönüşte illa Sırbistan'dan geçeceğiz. Sırbistan da öyle bir konumda ki arabayla Avrupa'da bir yerlere geçecekseniz illa buradan geçmek zorunda kalıyorsunuz. Bak burada peynirciler. Peynir, salam, sucuk vesaire, kuru et. Sen kuru ete çok pis takıldın ya. Evet. Sarımsak. Bak. 4 baş 100 lira. 100. 4 baş. Ne bileyim, bence baştır herhalde. Bak dereotuna bak. Tatlı patates. Bak bu turpları çok sevdim. Küçük küçük. Ha, hakikaten bir de şey, renkte de tatlı tatlı duruyor. 60'mış. Bak 60 işte. 60 dediğin şey 15 liradan bir tık daha şey yapıyor. O şey bağ halinde o şekilde satıyorlar değil mi? Luta. Biber, maydanoz. Burada 50'ymiş, burada daha ucuzsun. 250'ymiş çilek. Ama çileğin bir kokusu yok ya. Kokulu çilek değil. Ama birçok yerde çilek var. Belki senin bu gördüğün kokmuyordu. Ya da benim burnum artık öldü. Bak burada da turp 50. Demek ki. Burada da turp, şey yapmak. Bu arada turp çok gördüm ya burada. Enteresan. Turpun yani bu kadar çok olması. Seviyorlar demek. Demek. Ki. Ya da bir bu yetişiyor. Hemen baktım. Şimdi medeniyet çek. canlı örnek. Canlı örnek. Hem de taksici. Ya. Otopark bilgilendirmesi aklıma geldi. Burada da bölgesel olarak otoparklandırma mevcut ama burada kırmızı yeşil alan gibi bir kavram yok. Belgrad'da vesairede vardı. Şuradan Ezirmeler karşıdan karşıya geçelim. Burada öyle bir kavram yok ama şöyle hafta içi saat 7 ile 8 arası, pardon evet 7 ile 8 arası cumartesi günü 7'den 2'ye kadar, öğlen 2'ye kadar. Pazar günde herhangi bir sınır yok. Park edebiliyorsunuz. Ücreti bölgesine göre değişiyor. Bu da aklınızda bulunsun. Yani şeyde tabelalarda zaten burada alt taraflarında çok küçük İngilizce yazıyor. Dikkatli bakarsanız görürsünüz. Ama gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor. Hakikaten çok ufak yazıyorlar. Ve Tuna Nehri'nin kıyısı. Şöyle. Biz de şuraya geçeceğiz. Arabamızda. Şuraya bırakmıştık. Gece de burada kalmıştık.
olarak işte şehir müzesi, şehrin tarihini vesaireyi anlatıyor. Aynı zamanda buranın üst katında böyle ışıklı illüzyonlarla falan olan böyle bir sergi dönemi var. Biz daha önceden geldiğimiz için şimdi içine girmeyeceğiz. Yani 200 dinar ücreti var. Bilginiz olsun, size rezervasyon falan ihtiyacı yok. 200 dinar da yani 1 eurodan biraz daha fazla, evet, bir şey yapıyor. Çok bir para çok değil bir yani. Çok bir para değil yani. Tam bunun karşısında da hemen karşısında Uzay Müzesi var. Şimdi de oraya doğru geçiyoruz. Uzay Müzesi'nin fiyatı yetişkin için 250 dinar olmuş. Aynı zamanda her saat başı rehberli tur varmış. Bilginize. Biz dediğimiz gibi buraya daha önce geldiğimiz, baya bir zaman geçirdiğimiz için bunlara girmiyoruz. Sadece son kez bir aslında manzaraya bakıp alanın videosunu çekelim diye geldik. Evet, hem de size gösterelim istedik. Ama burası çok güzel bir park. Hani park ve bahçe olarak da çok güzel. Hani geldiğiniz zaman bir iki saat buraya zaman ayırın kesin. Tabii. Şimdi biz burada parkın içinden ufak geçiyoruz. Biz şuradan ufak ufak yürüyoruz. Şimdi Tuna Nehri'nin kıyısına geliyoruz. Orada bir fotoğraf alanı vardı. Hala duruyorlar mı? Ha, şu saatin, evet, oldu. Evet, saatin yani. Oldu. Burası da eski antik şehir. Antik şehir değil de tarihi şehir demek mi daha mantıklı? Old Town diye geçmiyor. Old Town diye geçiyor. Biz şu köprüden şöyle fıtı 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 buradan gelip şöyle U çekerekten buraya geldik. Bundan önce kaldığımız yer de yine oradaydı. Bu sefer geldiğimizde de yine nehrin kıyısında kaldık. İlk geldiğimizde orada bir tane şu kırmızılı grili evlerden bir tanesini hemen oradan Airbnb olarak tutmuştuk. Bu sefer de zaten daha önce gelip bildiğimiz için, oradan sakin olduğumu bildiğimiz için arabayı tam olarak şurada geminin olduğu yere bıraktık. Güzel bir yer. Burası sakin bir yer. Bu arada hani karavanla gelecek olan arkadaşlarımız için, motokaravanla gelecek arkadaşlar için de söyleyeyim. Çok büyük bir karavanınız yoksa, 6-6,5 metrelik bir karavanınız yoksa orada kalabilirsiniz. Uzun bir karavanınız varsa da şuradan ikinci köprü, bunun adını hatırlamıyorum ama şimdi yazarım. Onun orada da bir tane park alanı var. Tam köprünün alt kısmında, belki kameradan seçilemiyordur şu anda. Orada da kalabilirsiniz. Park Fortnite 5 puan vermişti oradaki park alanına. Bu da ekstra karavancı bilgisi. Benzer bir şey çıktı. Şimdi bugün gezdiğimiz yerler de şurası. Buraya geliyorsunuz hiçbir yeri gezmeden. Katedrale gittim. Oradan oraya geçtim. Oradan şuraya geçtim. Şurada tam ortada gözüken uzun bina, ki zaten şehrin en uzun binalarından bir tanesi. Gerçi eskiden artık değil de. Liberty Meydanı. Orası işte Katolik bir şey kilisesi olan yer. Şu yan tarafa geçtiğiniz zaman da orası da işte az önce geldiğimiz içinde aynı olan diğer kilise. Oradan o alan, şu gördüğünüz alan zaten bizim tarihi olarak gezdiğimiz alanı tekabül ediyor aslında. Geçen geldiğimiz zaman böyle bir kilit var mıydı? Ben onu hatırlamıyorum. Vardı. Var mıydı? Vardı. Bizim yine yoktu. Ben hiç hatırlamadım ama zaten burası da tam da planda yoktu. Neyse. Hadi o zaman Novi Sad artık biter. Finito. Hatta Sırbistan biter. Hadi şimdi gidelim. Sıra Hırvatistan değil, Macaristan. Allah Allah. Allah mı söyletti? Tabii canım. Hırvatistan'a gidecek miyiz biz ya? Gideceğiz tabii. Hırvatistan'a gitmeyeceğiz ki. Yani inşallah gideriz de. Şu an planda o yok. O zaman bu video burada kapanır. Hoşça kalın. Görüşürüz.